Merhaba arkadaşlar, yine bir videomuzda beraberiz. Yine bugün Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Türkiye şampiyonu milli sporcumuz ve dünya şampiyonasında geçen yıl çeyrek final oynamış Halep Taş'la beraber. Bir önceki videomuzda standart bandaj sarımı nasıl yapılır onu yapmıştık. Şimdi de parmak arası bandaj nasıl sarılır bunu göstereceğiz size. Şimdi sporcumuza ilk önce yine sağ elini uzatmasını istiyoruz. Bu sefer parmaklarını açacak. Kopçayı alıyoruz, baş parmaktan geçirdik. Aldık. Bileğini bir kere doladık. Sonra ikinci dolayışta parmağını açıyor. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Kaçırmış olabilirsiniz. Kopçayı geçirdiniz. Şuradan bileğini bir kere doluyorsunuz. Bir daha bileğinden çeviriyorsunuz. Sonra aşağıdan şuradan şöyle gösterelim. Baş parmağını, serçe parmağını oradan alıyorsunuz. Bir. Sonra diğer parmaktan alıyoruz. İki. En baş parmağını oradan alıyoruz. Üç. Sonra bu şekilde olduktan sonra hemen kapsüllerle kapatıyoruz. Şu şekilde kapattık. Tekrar bileğine doluyoruz bir tur. Bileğine doladıktan sonra neresi açıkta kaldı? Baş parmağı. Hemen geliyoruz. Şuradan baş parmağını güzelce kavruyoruz. Aldık. Tekrar bileğine doladık. Tekrar kapsüllere geldik. Çapraz bir şekilde aşağıya gittik. Bileğine doladık. Burada en önemli yerleri yine söylüyorum. Kapsüller, bilek ve baş parmağı olduğu için buralara birkaç tur dolamakta fayda vardır. Arkadaşlar. Alıyoruz. Şimdi bu sağ eli tamam. Şimdi aynı şekilde sol elini saracağız. Yine aynı şekilde kopçayı geçiriyoruz. Bileğini bir kere doladık. Şöyle düz tut. Şuradan serçe parmaktan geçirdik. Burayı bir aldık. Diğer parmak arasından burayı iki aldık. Diğer parmak arasından burayı üç aldık. Sonra hemen kapsülü kapatıyoruz. Güzel bir şekilde. Sonra bileğinden bir tur döndürüyoruz. Yine neresi boşta kaldı? Serçe baş parmağı. Baş parmağına doluyoruz. Tekrar sarmaya devam ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi bileği, kapsülleri ve baş parmağı önemli. Onun için oralarda birkaç tur dönmekte az önce de söylediğim gibi fayda vardır. Fazla sıkmıyoruz bandajı sararken. Çünkü sporcu torba döverken eli biraz şişebilir. O da onun elinin kangren olmasına sebep olabilir. Tabii bunu anlamaz antrenman esnasında. Antrenmandan sonra sağlık problemine sebep olabilir. Evet arkadaşlar, bu şekilde de parmak arası sarımı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda da profesyonel bandaj nasıl sarılır onu anlatacağız. İyi seyirler.